Gençler selamlar. Ben SML Hoca. SML Hoca Matematik kanalındasınız. Arkadaşlarım, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nerede kaldık? Artan, azalan fonksiyonlar ve türevle bunların ilişkisine bakacağız sevgili gençler. Şimdi artanlık, azalanlıkla alakalı konuları biliyorsunuz ki zaten fonksiyonlar kısmında bir kısmını görmüştünüz. Şimdi daha detaylı halini göreceğiz. Yani türevle olan ilişkisini göreceğiz. Bir fonksiyonun türevini alarak, bunun işaret tablosunu çizerek veya çizmeden tamamen mantık yoluyla bu fonksiyonun nerelerde artan, nerelerde azalan olduğunu bileceğiz. Bu da bize ne sağlar? Fonksiyon grafiği çizmeye kadar götürür bizi. Yani usta bir şekilde fonksiyon grafiğini çizebilirsin. Yani sevgili gençler şundan bahsediyorum. Biz ikinci dereceden fonksiyonların grafiklerini çizmeyi biliyoruz. Yani parabol grafiğini çizmeyi biliyorduk, değil mi? İşte artık ben sana 5. dereceden bir fonksiyon verdiğim zaman, 9. dereceden bir fonksiyon verdiğim zaman artan azalan olduğu yerleri bulduğun takdirde fonksiyon grafiğini kaba taslak çizmeyi öğreneceksin ki kaldı ki zaten çarpanlarını ayırarak kök bulma yöntemini de biliyorsun sen. Dolayısıyla aşağı yukarı senin elinde bir fonksiyon grafiği oluşur. Buna göre de yorum yapacaksın. Şimdi gelin artan azalan fonksiyonlar ve türevle ilişkisine bir bakalım. Bir f fonksiyonu için AB açık aralığındaki x'ler için sevgili gençler. Eğer f türev x sıfırdan büyükse bu fonksiyon AB kapalı aralığında artandır diyoruz. Yani türevi sıfırdan büyükse artan, türevi sıfırdan küçükse azalandır diyoruz. Aşağıya çizilen grafikleri dikkatlice inceleyin demişiz. Şimdi o grafikleri şöyle yapalım. Biraz inceleyelim bakalım. Ben size şöyle grafikler çizeyim arkadaşlar. Şöyle grafikler çizeyim. Bir sürü grafik çizelim buraya. Siz de benimle beraber çizebilirsiniz. Şimdi öncelikle şöyle bir fonksiyon olursa bu fonksiyon artandır. Ya da şu şekilde bir fonksiyon varsa bu fonksiyonlar artandır deriz. Ya da dümdüz doğrusal şekilde olabilir, artandır. Daha sonrasında şu şekilde bir fonksiyon olabilir. Bu şekilde bir fonksiyon artandır. Veyahut şu şekilde bir fonksiyon olabilir. Şu şekilde verilmiş bir fonksiyon sevgili gençler olabilir. Bu fonksiyon da artandır. Veya şu şekilde burada bir sivri uç olsa da bu fonksiyon artandır diyoruz. Neye göre diyoruz? Bakın daima artmış fonksiyonumuz. Bakın daima artıyor. Daima artan olduğunu zaten görüyorsunuz. Hocam bunlar nasıl artan oluyor? Şöyle ki artmış 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 ta ki şu noktaya gelene kadar artmış. Bundan sonra çizmesi gereken yol çok önemli. Çünkü en son noktada artmıştı. Şimdi buradan artık nereye gitmiş? Şuraya. Madem öyle bu fonksiyon da artandır diyeceğiz. Çünkü daima artmış. Buna bakıyorsun, bu da aynı mantaliteyle buraya kadar artmış ve bu noktadan itibaren buraya sekmiş ve artmaya devam etmiş. Yine aynı şekilde bu fonksiyon artmış artmış, burada farklı bir fonksiyona dönüşmesine rağmen yine artışını sürdürmüştür. Azalan fonksiyonlara da örnek verecek olursak, bakın şu fonksiyon azalmıştır, azalmıştır. Dümdüz ilerliyorsa bir doğru fonksiyon, yani doğrusal fonksiyon azalmıştır. Daha sonrasında şu şekilde gelip buradan itibaren farklı bir yere geçip azalmaya devam etmiş olabilir. Bakın şu şekilde gelip buradan sonra farklı bir fonksiyona dönüşüp azalmış olabilir sevgili gençler. Orayı düzgün çizelim. Şu şekilde azalmış olabilir. Veyahut keskin bir şekilde gelip şurada dönerse de yine azalmıştır diyebiliriz. Yukarıdakilerin azalan versiyonları bunlar da. Şimdi ben bu fonksiyonlara herhangi bir noktasından çektiğim teğetlerin, bakın şu şekilde bir teğet çektim. Buna bu şekilde çektim. Bunun teğeti zaten kendisi. Buna bu şekilde çektim. Buradan bu şekilde çektim. Buradan yine bu şekilde, şu şekilde bir teğet. Yine bunlar doğrusal oldukları için şu şekilde teğetler çekilebilir. Bu teğetlerin hepsinin de sevgili gençler, x eksenine yaptıkları pozitif yönlü açılara bakacak olursanız, hepsi de daima dar açıdır diyebilirsiniz. Dar açılı oldukları için de bunların tanjantları sıfırdan büyüktür. Tanjant bize eğim veriyordu. O zaman eğimi veren başka bir şey düşünelim. Türev. O halde sevgili gençler, bu fonksiyonların türevleri de daima pozitiftir diyebiliriz. Bunda bir sıkıntı yok. Alttakilere baktığınız takdirde de bakın hep şu şekilde teğetler atıyoruz. Bunun teğeti zaten kendisi. Buna bu şekilde teğet attım. Daha sonrasında buna bu şekilde teğet attım. Buna bu şekilde teğet atabiliriz. Buna sevgili gençler şu şekilde teğet atabiliriz. Yine bu teğetlerin zaten doğrusal oldukları için kendileridir. Şimdi bakıyorsun hep geniş açı yapmış. X ekseniyle pozitif yönde daima geniş açılar yapmış. Daima geniş açı yapmış. Daima geniş açı, geniş açı ve geniş açı. Geniş açıların sevgili gençler, yani 90 ile 180 arasındaki açıların tanjantları negatifti biliyorsunuz. İkinci bölgede tanjant negatif oluyordu ve eğimi veriyordu tanjant bize.
Eğimi biz bu konuda türevin de verdiğini öğrenmiştik. O halde türevleri de aynı tanjant gibi negatif olacak dedik. O halde eğer ki türev sıfırdan küçükse azalan, eğer ki türev sıfırdan büyükse fonksiyonlar artandır diyeceğiz sevgili gençler. Devam edelim. Diyor ki bana f fonksiyonu artan olduğuna göre yukarıdakilerden hangileri daima doğrudur diye sorulmuş. Bakın f5 f4'ten büyük. Şimdi içerideki x'lere bakıyorsun. 5 4'ten daha büyükken f5 de f4'ten daha büyükse bu fonksiyon artandır. f-2 f0'dan küçüktür. -2 0'dan küçükken f-2 de f0'dan küçükse yine bu fonksiyon artandır diyeceğiz. F'in türevinde -4. Bakın -4 noktasında türevi 0'dan büyükse o halde bu fonksiyon türevi 0'dan büyük olduğu için artandır. F türev 7 0'dan küçükse bu fonksiyon o noktada azalandır diyeceğiz sevgili gençler. Çünkü türevi 0'dan küçük. Bir diğer örnek. G fonksiyonu MN açık aralığında negatif tanımlı. Yani sevgili gençler bu ne demek? G fonksiyonu yani Gx sıfırdan küçüktür demek. Artan bir fonksiyondur. Artansa G türev x sıfırdan büyüktür demek. M-7 çarpı G kare x fonksiyonun aynı aralıkta artan olması için M kaç farklı doğal sayı değer alabilir? Şimdi artanlığını inceleyebilmek için türevini almak gerekiyor. Attım 2'yi başa. 2 parantezinde M-7 çarpı üstünü biraz azalttım. Çarpı g türev x dedim. Ve bu fonksiyonun ne olmasını istiyor? Artan olmasını istiyor şu şekilde. Pekala. Daha sonrasında bakın yukarıda fonksiyon sıfırdan büyükse ve küçükse dedim ama eğer ki fonksiyonun artan olmasını istiyorsan sen soruların içerisinde f'in türevinde x sıfırdan büyük veya eşit azalan olmasını istiyorsan da f'in türevinde x sıfırdan küçük veya eşit yapabilirsin. Hocam sıfır eşitlik nereden çıktı diye soracak olursan da eğer ki fonksiyonun türevini sıfır yapan noktalar sayılabilir çoklukta ise, sayılabilir adette ise biz o fonksiyona diyoruz ki bu durum fonksiyonun artanlığını veya fonksiyonun azalanlığını bozmaz. Ama sayılabilir çoklukta ise, yani sayabiliyorsan 2 tane, 3 tane, 10 tane, 15 tane diyebiliyorsan o türevini sıfır yapan noktalar. Ama sonsuz adetse sen bu fonksiyona daima artandır veya daima azalandır diyemeyeceksin. Tamam? Dolayısıyla bu tarz sorularda ki sonsuz tane olan hiçbir soru sormadılar, sormazlar da. Sen bu tarz fonksiyonlarda, bu tarz sorularda artan diyorsa sıfırdan büyük veya eşit al, azalan diyorsa sıfırdan küçük veya eşit al. Unutma türevini. Şimdi türevini aldık sıfırdan büyük veya eşit dedik. G türev x'in biz pozitif olduğunu, g x'in de negatif olduğunu biliyoruz. Bundan ve bundan kaynaklı. Şimdi bunun daima sıfırdan büyük olabilmesi için şurası negatifti. Demek ki buranın da ne olması lazım? Negatif veyahut sıfır olması lazım. Yani iki parantezinde m-7'nin sıfırdan küçük veya eşit olması lazım. O halde sevgili gençler m-7'nin sıfırdan küçük veya eşit ve m'nin 7'den küçük veya eşit olması lazım. M kaç farklı doğal sayı değeri alabilir diye sorulmuş. 0'ı, 1'i, 2'yi, 3'ü, 4'ü, 5'i, 6'yı ve 7'yi alabilir. Bunlar doğal sayı değerleridir. Toplamda 8 tane doğal sayı değeri alır diyeceğiz sevgili gençler. Anan şöyle. Geçtim sevgili gençler bir diğer soruma. 2x küp eksi 3x kare eksi 36x artı bir fonksiyonu artan olduğu en geniş aralık. Hemen türevini alıyorsunuz. F'in türevinde x eşittir. 6x kare eksi 6x eksi 36. Şimdi artan olduğu en geniş aralığı bul demiş ya. Ben bunun neyle bakacağım? Sıfırdan büyük veya eşit olduğu yerlere bakacağım. Tabii ki 6 ile sadeleştirebilirim. X kare eksi x eksi 6 sıfırdan büyük veya eşit diyelim. Ben burayı x ve x burayı da eksi 3 ve artı 2 diye parçalayacak olursam köklerimiz bizim eksi 2 ve artı 3 gelecektir. Daha sonrasında kök tablosunu oluşturalım, işaret tablomuzu. Neyle başlayacağım? Tabii ki artı ile x karenin katsayısı artı olduğu için artı eksi artı diyorum. Sonra bu fonksiyon şurada artan, burada azalan, burada artan diyorum. Artı olan yerlere yukarı doğru bir ok, eksi olan yerlere aşağı doğru bir ok çekiyorsunuz ve diyorsunuz ki artı olduğu yerlerde artandır, diğer kısımlarda azalandır. Madem öyle artan olduğu en geniş aralığı yazıyorum bakın. Eksi sonsuzdan eksi 2 kapalı aralığına kadar artan birleşim. 3'ten de sonsuza kadar olan kısımda yine bu fonksiyon artandır diyeceğiz. Sorumuzun çözümü bu. Bakın buralarda kapalı kullandım. Aklınızda bulunsun. Herhangi bir artan veya azalan aralık sorulduğu zaman bu aralıkları kapalı olarak göstereceksiniz. Tamam? R-3'ten R'ye tanımlı bir f fonksiyonumuz var. Fonksiyonunun daima artan olabilmesi için M hangi aralıkta olmalıdır diye soruluyor. Yani bunun daima sıfırdan büyük veya eşit olmasını istiyoruz sevgili gençler. Pardon, türevinin, özür dilerim. Türevinin daima sıfırdan büyük veya eşit olması gerekiyor. Madem öyle alalım türevini. F'in türevinde x eşittir. Bölümün türevini uygulayacağım. Üst tarafın türevi m çarpı alt tarafın aynısı. Eksi.
Üst tarafın aynısı. Yani mx artı m eksi 1. Alt tarafın türevi 1. Yazmıyorum. Bölü x eksi 3'ün karesi dedim. X eksi 3'ün karesi. Şimdi bunun sıfırdan büyük veya eşit olması lazım. Alt tarafta 3 diye çift katlı bir kökümüz var. Gördüğünüz üzere. Üst tarafı düzenleyecek olursak da mx eksi 3m eksi mx eksi m ve artı 1 dedim. Eksi mx ve artı mx birbirini götürdü. Eksi 4m artı 1 geldi sevgili gençler üst taraf. Pekala. Daha sonrasında onu biraz daha düzenleyelim. Eksi 4m artı 1 alt tarafta x eksi 3'ün karesiydi. Şimdi alt tarafı 0 yapan değer hariç daima pozitiftir. Ben de bunun sıfırdan büyük gelmesini istiyorum veya eşit gelmesini istiyorum. O halde üst tarafın pozitif veya sıfır olduğu değerlere bakacağız. Yani eksi 4m artı 1'in ne olması lazım? Sıfırdan büyük veya eşit olması lazım. Böylelikle sevgili gençler m hangi aralıkta olmalıdır diye sorulmuştu. 4m küçük veya eşittir 1 diyeceğiz. M de küçük veya eşittir 1 bölü 4 diyeceğiz. Bakın burada 3'ün çift katlı kök falan olduğunu kullanmadık. Eğer yukarıdan x'de bir şey geleydi buna göre çözüm yapabilirdik. Ama soru çok daha zor bir soru olurdu. Ve bu şekilde alt tarafın daima pozitif veya sıfıra eşit olabileceği durumları düşündük. Ve üst tarafta sadece m geldiği için alt taraf pozitiftir. O halde üst tarafta pozitif veya sıfır olsun ki burası sıfırdan büyük veya eşit gelsin dedik. Ve buna göre bir çözüm dizayn ettik. Geçtim arkadaşlar. Bir diğer örneğe. X'ler sıfırla sonsuz aralığında olmak üzere. Yani x'ler pozitif reel sayı olmak üzere. Fx bu aralıkta pozitif değerli. Bakın fx pozitif değerliyse fx sıfırdan büyüktür. Azalan bir fonksiyonsa f'in türevinde x de sıfırdan küçüktür. X'lerin zaten pozitif olduğunu biliyoruz sevgili gençler. X sıfırdan büyüktür diyelim. Hangi aralıkla hangi fonksiyonların aynı aralıkta artan ya da azalan olduklarını buluruz. Bakın birinci fonksiyonumuza bakalım. F kare x. Hemen alıyorsunuz türevini. 2 çarpı fx çarpı f türev x diyorsunuz. Daha sonrasında gördüğünüz üzere fx'in ben pozitif, f türev x'in negatif, 2'nin de pozitif olduğunu biliyorum. Ben bunları çarparsam eğer sıfırdan küçük elde ederim. Sıfırdan küçükse bunun türevi, işte bu fonksiyon azalandır diyeceğiz. Bu cepte. Sonra ikinciye bakalım. İkinci de türevini alıyorsunuz. 2x eksi f türev x diyorsunuz. Şimdi x'lerin pozitif olduğunu biliyorduk. Burası pozitif. F türevden sevgili gençler negatifti. Negatifle negatifin çarpımında pozitif yapar. Pozitifle pozitifin toplamında pozitif yapacaktır. Eğer türevi pozitif geldiyse artık bu fonksiyon bir artan fonksiyondur diyeceksiniz. Bu da cepte. Üçüncüye bakalım. Şöyle. Aldım türevini. Çarpımın türevi uyguluyordum. Birincinin türevi 1 çarpı ikinci. Artı birinci sabit ikincinin türevi. Şimdi ben fx'in ne olduğunu biliyorum. Pozitif. Nereden biliyoruz? Şuradan. X'in pozitif olduğunu biliyorum. F türev x'in sevgili gençler negatif olduğunu biliyorum. Artıyla eksinin toplamına karar veremeyiz. O halde bu fonksiyona artan veya azalan diyemeyiz. Artan veya azalan diyemiyoruz. Tamam. Daha sonrasında dördüncüye bakalım. Şöyle. 1 bölü fx. Aslına bakarsanız bu fonksiyon f'in tersinde değil. F üzeri eksi 1 x'tir. Yani fx'in eksi 1. kuvveti. Bunun türevini alırsanız eksi 1'i başa attınız. Fx'in eksi 2. kuvveti geldi. Ve çarpı f türev x dediniz. Sonrasında sevgili gençler. F türev x'in ben negatif olduğunu biliyorum. Fx zaten pozitifte eksi 2. kuvveti de pozitiftir. Ve başta da bir tane eksi var. Bunları çarparsanız sıfırdan büyük gelecektir. Ve bu fonksiyonun da artan bir fonksiyon olması gerektiğini pek tabii söyleyebiliriz. Sorumuzun çözümü böyleydi. Geçtim bir diğer soruya. Daha doğrusu not varmış. Her x reel sayısı için ax kare şurası ax kare artı bx artı c sıfırdan büyük veya eşit olması için a'nın sıfırdan büyük ve delta'nın sıfırdan küçük veya eşit olması gerekiyordu. Bunu hem parabolde hem eşitsizliklerde gördük. Hatırla bunları. Yine ikinci dereceden bir fonksiyonun sıfırdan küçük veya eşit olabilmesi için daima a'nın sıfırdan küçük ve delta'nın sıfırdan küçük veya eşit olması gerekiyordu. A'nın da örneğimize bakıyoruz. Bu fonksiyon daima azalan. Daima azalansa türevi sevgili gençler daima sıfırdan küçük veya eşittir. Alıyorsunuz türevini. F türev x eşittir. 3mx kare artı 12x eksi 2 diyorsunuz. Sıfırdan daima küçük veya eşit olabilmesi için deltasının daima sıfırdan küçük veya eşit olması lazım. Delta b kare eksi 4ac idi. Hemen delta'yı kontrol edelim. Delta eşittir. B'nin karesi yani 12'nin karesi 144. Eksi.
4 çarpı 3m çarpı eksi 2 sıfırdan küçük veya eşittir dedik. Sonra da 144, bakın şurası 12 yapar. 2 ile çarparsam 24 gelir. Eksi eksi de artıydı. 24m sıfırdan küçük veya eşit diyeceğiz. Buradan 24m küçük veya eşittir. Eksi 144 gelir. Her iki tarafı sevgili gençler 24'e bölerseniz de m küçük veya eşittir. Eksi 6 gelecektir. M'nin değer aralığı ne olmalıdır diye sorulmuş. M'nin değer aralığı sevgili gençler nasıl olur tabii ki? M elemandır. Eksi sonsuzdan eksi 6'ya, burası kapalı burası açık aralıkta olmalıdır m diyeceğiz. Devam ediyorum bir diğer notumla. Burada fonksiyonun türevinin grafiği verildiği takdirde, türevinin grafiği. Şimdi dikkat edin. Türevi buradan buraya kadar ve buradan buraya kadar nedir sevgili gençler? Pozitiftir. Ama bu fonksiyonun türevi sarıyla işaretlediğim yerlerde de negatiftir. Bakın buralarda pozitif. Sen sınav esnasında renkli kalemin olmadığı için hemen şu hareketi yap bak. Pozitif olan yerleri, yani x ekseninin üstündeki yerleri artı koy. X ekseninin altında kalan yerlere de eksi koy. Bu ne demek oluyor biliyor musunuz? Türevinin grafiği olduğu için bizim fonksiyonumuz sevgili gençler A bölgesinde, yani şu kısımda artı olarak işaretlediğimiz yerlerde artandır. B bölgesinde, yani eksi olarak işaretlediğimiz yerlerde, x ekseninin altında kalan yerlerde azalandır. Ve yine x ekseninin üzerine çıktığı yerlerde artandır demek oluyor. Bunu sakın ama sakın unutmayın. Türevinin grafiği verildiyse. Ve sizden ricam, soruların içerisinde türev grafiği verildiyse daha sorunun çözümüne başlamadan önce mutlaka kendine has işaretlemenle bunu hiçbir şekilde unutmamak adına, yani türev grafiği olduğunu unutmamak adına ahanda böyle bir sürü işaretini koymalısın buraya. Tamam, şu şekilde işaretler buraya yapabilirsin. Çiçek de çizebilirsin. Sıkıntı yok. Şöyle. Tamam. Devam edelim arkadaşlarım. Bak yine basamadım parmağı. Örnek ifadelerinden hangileri doğrudur diye soruluyor. Bu f'in grafiği, unutmayın. F eksi sonsuzdan eksi 3 kapalı, eksi 3 açık aralığına kadar artandır. Bakın şimdi fonksiyonumuz buradan buraya kadar gelene kadar azalmış. Azalmaya devam ediyor. Bu fonksiyon grafiği. Dolayısıyla artan değil azalandır. Gitti. F eksi 2 F1'den daha büyüktür demiş. Bakın eksi 2 burada. Tamam. 1 de burada arkadaşlar. Eksi 2 burada. F1 burada. Tabii ki F eksi 2 F1'den daha büyüktür. Eksi 1 ile 3 bölü 2 aralığında fonksiyon azalandır demiş. Bakın eksi 1 burada. 3 bölü 2 de şuralarda bir yerde. Şimdi şunu şöyle, bunu da böyle çektiğimiz zaman fonksiyon evet buradan şuraya gelene kadar azalmış ama buradan buraya çıkana kadar da artmış. Dolayısıyla azalan değildir. Artan da değildir. F5 F6'dan büyüktür demiş. 5 burada 6 buradaysa F5 burası F6 burası. Dolayısıyla F5 F6'dan büyük değil, küçüktür. Demek ki hangi ifademiz doğruymuş sadece? Yalnız 2 doğruymuş sevgili gençler. Bunu da unutmayın. Dikkat edin, f'in türevinin grafiği değildi, fx'in grafiğiydi. Devam ediyorum. Grafikteki f fonksiyonuna göre x çarpı f türev x büyük veya eşit 0 sağlayan x tam sayılarının toplamı. Şimdi kök buluyorduk değil mi eşitsizlik çözerken? X'in kökü nedir arkadaşlarım? Tabii ki 0. Peki f türev x'in kökleri nedir? Bakın f türev x'in köklerini ben size söylüyorum. Bir burada türev 0'a eşit olmuş. Bir burada türevi 0'a eşit olmuş. Bir de burada türevi 0'a eşit olmuş. Yani bizim köklerimiz eksi 3, 0 ve 2'ymiş. Şimdi o halde eksi 3'ü yazdım. 0'ı yazdım. Bir de 2'yi yazdım. Yalnız şuna dikkat ediyorsunuz. 0 hem buranın kökü hem de buranın kökü. Bunlar çarpılmışlarsa bu 0 dediğimiz kök sevgili gençler tabii ki çift katlı bir köktür. Eşitlik olduğu için de içini dolduruyorsunuz. Ve daha sonrasında bunları da çiziyorsunuz. Bunlar tek katlı kök oldukları için içlerini doldurup bu sefer tek yuvarlak atıyorsunuz. Şimdi devam edelim. Bizim fonksiyonumuz x'ler zaten sıfırdan büyükken, katsayısı da pozitifken pozitif. Ama f türev x'e bakmak gerekiyor. Şimdi bizim fonksiyonumuz sonsuza giderken, buraya dikkat, sonsuza doğru giderken x'ler. Bu fonksiyon azalmaya devam etmiş, doğru mu? En son azalıyormuş yani. Yani bu fonksiyonun türevi aslında sonsuza giderken negatifmiş. 4'ten sonra negatif. Yani o halde biz türev fonksiyonuna katsayısına negatif diyeceğiz. Artı ile eksinin çarpımında eksi yaptığı için eksiyle başladım. Artı, çift katlı kök, işaret değiştirmiyorum. Artı ve tek katlı kökte işaret değiştirdik, eksi. Bizden sıfırdan büyük veya eşit olduğu yerler istenmişti. İşte sevgili gençler buralardır.
0 dahil olduğu için, 0 dahil olduğu için onu da alıyorum. Eksi 3 ile tabii ki 2'yi de alıyorum çözüm kümeme. O halde x tam sayıların toplamı eksi 3 var, eksi 2 var, eksi 1 var, 0 var, 1 var ve 2 var. Bunların da toplamı şunlar birbirini götürürse cevabımız eksi 3 olacaktır diyebiliriz sevgili gençler. Devam ediyorum 94. sayfamın sağ üst tarafıyla. Yine bir örnek. Örneği dikkatli bir şekilde incelemek gerekiyor sevgili gençler. Güzel bir örnek. Bayağı bir şey anlatacak bize şimdi. Şimdi demiş ki kesinlikle doğrudur demiş. Buralarda öncüller var. Yani sınavda çıksa standart sapması yüksek bir soru olabilir bu arada. Şimdi ne demişti? Kesinlikle doğrudur. Bak azalanlığından bahsetmiş. Azalanlığından bahsetmiş. Gx bölü fx'in. G bu, f de bu. Şimdi o zaman ben gx bölü fx'in türevini almam gerekiyor. Gx bölü fx'in türevini alacağım ki artanlığının azalanlığının muhabbetini yapacağız. Şimdi bölümün türevi uyguluyorum. G'nin türevi çarpı f eksi f'in türevi çarpı g bölü f kare. Şimdi bunu yazdık. Daha sonrasında 0 ile a aralığında demiş. 0 ile a aralığına bakıyoruz sevgili gençler. Yani şuraya ve şuraya bakacağım. G'nin türevi. G fonksiyonu azalan olduğu için türevi negatiftir. Çarpı f fonksiyonu yukarıda olduğu için pozitiftir. Eksi ile artının çarpımı eksi yapar. Eksi dedim. F'in türevi. F fonksiyonu bu aralıkta artan olduğu için türevi pozitiftir. G fonksiyonu da x ekseninin yukarısında olduğu için bu da pozitiftir. Eksiden artıyı çıkarırsanız üst taraf eksi olacaktır. F kare de pozitif olduğu için daima eksinin artıya bölümü eksidir. Yani sıfırdan küçük geldi bu türev. Sıfırdan küçük geldiği için azalandır ifadesi bizim için doğrudur. Bu cepte. Daha sonrasında sevgili gençler şu kısmı şöyle alalım, silelim ve ikinci seçeneğimizi yorumlayalım. BC aralığında h2x fonksiyonu fx çarpı gx bu artandır demiş. Şimdi f ile g'nin çarpımına bakacağız. F çarpı g'nin hadi bir türevini alalım sizde. F'in türevi çarpı g artı g'nin türevi çarpı f dedim. Tamam. Daha sonrasında B ile C aralığında demişti. Yani şu aralığa bakacağız. F'in türevi. Arkadaşlar burada B ile C aralığı orası değil bu arada. Şurası. Burada bizim F fonksiyonumuz artan olduğu için türevimiz pozitiftir. G fonksiyonu B ile C aralığında x ekseninin üzerinde olduğu için BC aralığında demişti değil mi? Aynen. B ile C aralığında x ekseninin üzerinde olduğu için pozitiftir. Artı G'nin türevi, bakın azalan olduğu için bu fonksiyon, azalan olduğu için türevi negatiftir. Ve daha sonrasında f fonksiyonu da x ekseninin altında olduğu için yine negatiftir. Negatif ile negatifin çarpımı pozitif, pozitif ile pozitifin çarpımı pozitif, pozitif ile pozitifin toplamı da tabii ki pozitiftir. Dolayısıyla bu fonksiyon bc açık aralığında artandır diyeceğiz sevgili gençler. Bu da doğrudur. CD aralığında fx artı gx fonksiyonunun eğimi her noktada aynıdır demiş. Yani f ile g'nin toplamı sabit fonksiyondur demiş. Bakalım arkadaşlar, bakalım. Alıyorsunuz türevini, f türev x ile g türev x'tir bu toplam fonksiyonun türevi. Hangi aralıkta demişti arkadaşlar? CD aralığında. Şimdi şuraya bakıyorsunuz CD aralığı, buraya bakıyorsunuz CD aralığı. F'in türevi f azaldığı için negatiftir. G'nin türevi f g arttığı için pozitiftir. Eksi ile artının toplamı sıfır mı yapar? Yoksa negatif de olabilir, pozitif de olabilir mi? Tabii ki negatif veya pozitif olabilir. O halde sevgili gençler, ben buna sabit fonksiyon gelir diyemem. Yani üçüncü öncülüm pert gitti. DE aralığında da f kare x ve g kare x, bunların farkı. Ona bakacağız şimdi. Dolayısıyla şu kısmı siliyorum ve benden istenilen fonksiyonu yazıyorum. F kare x'i g kare x demiş. Al türevini. 2 çarpı f çarpı f türev eksi 2 çarpı g çarpı g türev. Şimdi hangi aralıkta demişti? DE aralığında. DE aralığında sevgili gençler şu kısım. Biz şimdi burada kontrollerimizi yapacağız. DE aralığında 2 pozitif zaten. F fonksiyonu x ekseninin altında olduğu için negatif. Artan olduğu için türevi pozitif. Yani bunların çarpımı negatif geldi. Negatiften sevgili gençler bir şey çıkaracağız bakalım. 2 pozitif çarpı g fonksiyonu x ekseninin üzerinde olduğu için pozitif. G türevde azaldığı için negatiftir. Burası da ne yaptı? Eksi yaptı. Eksi eksi artı yapar. Eksi ile artının toplamı geldi arkadaşlar. Eksi ile artının toplamı hakkında ben negatiftir, pozitiftir, sıfırdır şeklinde yorum yapamam. Bana azalandır demiş. O halde buna da yorum yapamıyorsam
Bu da gider. Cevabımız ne olacakmış? Kesinlikle doğru olanlar 1 ve 2 olacakmış diyebiliriz sevgili gençler. Devam ediyorum 95. sayfamla ilk sorum. Yukarıda f fonksiyonunun ikinci türevinin grafiği verilmiş. İkinci türev. Yukarıda f fonksiyonunun ikinci türevinin grafiği verilmiştir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diye sorulmuş. Şimdi dikkat edin. İkinci türevinin grafiğinden ben birinci türevinin grafiğini aşağı yukarı çizebilirim. Nasıl çizeceğim göstereyim. Şimdi bizim fonksiyon, şunu şöyle biraz uzatalım isterseniz. He? Bizim fonksiyonumuz sevgili gençler, bakın şurada pozitiftir. Yani ikinci türevimiz burada pozitiftir ve ikinci türev burada negatiftir. Şimdi o halde mavi yerlerde bir üst fonksiyon olan f türev x fonksiyonu mavi yerlerde artandır. Yani ben fonksiyonu artırarak getireceğim. Eksi 4'ten sonra fonksiyon azalmaya başlamıştır. Azalmış, azalmış, azalmış. 3'e kadar, 3'ten sonra fonksiyonumuz artmaya başlamıştır. İşte bu da f türev x fonksiyonun grafiğidir diyebiliriz sevgili gençler. Şimdi yorumlamaya başlayalım bakalım. F türev 5. Bak 5 burada. Ve f türev 5 de budur. F türev eksi 6. Bak eksi 6 nerede? Güzel kardeşim. Hop şöyle çektim. Eksi 6 da şuralarda bir yerde olsun. Eksi 6 da burada. Tabii ki f türev 5, f türev eksi 6'dan daha büyüktür. Çünkü burası burada çıkıyor, burası burada çıkıyor. O halde sevgili gençler birinci öncülümüz doğru. F türev x fonksiyonu eksi 4 ile 3 aralığında azalandır. Bak eksi 4 burası, 3 de burası. Bakıyorsun fonksiyona azalmış, 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 azalmış. Demek ki doğru. F türev 6, f türev 5'ten daha küçüktür demiş. Bak 6 burada, f türev 6 bu, f türev 5 bu. Dolayısıyla sevgili gençler f türev 6 f türev 5'ten daha büyüktür. Burada ne demiş? Küçüktür demiş. Gitti. Cevabımız ne olacakmış? Yalnız değil 1 ve 2. Bu da bizim cevabımızmış diyeceğiz. Devam ediyorum. Ekstremum noktaya sevgili gençler. Ekstremum noktayla alakalı olan konumuz, videomuz bir sonraki videoda işlenecek. Haberiniz olsun. Bu da bu şekilde 25-26 dakikalık bir video olsun. Daha sonraki videoda görüşürüz. Sizleri seviyorum. Abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.